Merhabalar, Bayatav olarak Medyaskop'la birlikte hazırladığımız Bir Arada Yaşarız programına hoş geldiniz. Bugün konumuz sekülerlik ve dindarlık arasındaki gerilimler, çatışmalar üzerine konuşacağız. Konumuz bu ve konuğumuz Ayşe Altunbay. Ayşe Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza davetimizi kabul ettiniz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Serkan, ben teşekkür ederim davet için. Serkan Turgut'la birlikte biraz sizi soru yağmuruna tutabiliriz. Çünkü çok zengin bir araştırma yaptınız, yapıyorsunuz. Henüz galiba son aşama, hemen hemen son aşamasındasınız. TÜBİTAK için yaptığınız bir araştırma. Araştırmanın konusu tam da bu. Türkiye'de sekülerler ve dindarlar arasında ya da sekülerlik ve dindarlık arasında çok sık konuştuğumuz o gerilimi ve aslında aradaki bağları, kopukları, bir arada yaşama meselesini konuşacağız. Ama önce Ayşe Altunbay'ı izleyicilerimiz için kısaca bir tanıtmaya çalışayım. Ayşe hocamız 28 Şubat da Türkiye'deki başörtülerin yaşamış olduğu çeşitli mağduriyetlere bağlı olarak eğitimine yurt dışında Avusturya'da devam etti. Orada tıp okudu, psikiyatri okudu. Daha sonra da iki doktora çalışması var. İkisi de bitmek üzere bildiğim kadarıyla. Psikiyatri ve siyaset biliminde aslında iki ayrı doktora veya iki ayrı çalışması olan bir arkadaşımız. Viyana'da aslında hikayesinden biraz biliyorum, kendisi de belki biraz daha ayrıntılandırır ama Vamık Volkan vasıtasıyla aslında bu onun çatışma çözümü konusundaki üretmiş olduğu teorilerle tanıştıktan sonra bu konuya daha da fazla uğraşmaya başlıyor. Aslında biraz kendimden ya da benim kendi güzergahımda benzeyen bütün hikayeler de olduğu için bana çok ilginç geliyor bu. Yani ben Türkiye'de 75-80 arası işte siyasal şiddet dönemi yaşadıktan sonra Fransa'ya doktoraya gittiğimde tam da bu çatışmaları aşmak üzere bir şeyler düşünmeye çalıştım. Bunu akademik olarak entelektüel neler üretebilirim diye oturdum, doktora tezi yazdım. Aslında doktora tezi biraz kendi hikayemle de yüzleşmek gibi bir şeydi. Ayşe hocamız da muhtemelen kendi bütün o yaşamış olduğu hikayeden çıkarak aslında bu çatışma çözüm meselesine girmiş oldu. Dolayısıyla şimdi bütün o süreç sonunda ortaya çıkan bir TÜBİTAK araştırması bu. Çok kapsamlı, çok ayrıntılı, çok aşamaları olan bir çalışma. Nasıl yapalım? İlk önce isterseniz bir hem kendi hikayeniz ve bu çalışma alanlarınız arası bağlantısız isterseniz bir benim anlatamadığım kısmıyla bir anlatım deyin. Ondan sonra biraz bu araştırmanın içeriğine nasıl yürüdüğüne, ne kapsamı ne olduğunu girmeye çalışalım isterseniz. Evet, tamamdır. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Güzel giriş için. Ufak bir düzeltme yapmalıyım. Doktoralarımın ikisini de bitirmedim. Yani yıllarca sürdü siyaset bilimi de psikiyatri de doktoralarım bir yana da. Ama sonra çifte vatandaşlık imkanıyla tıp uzmanlığı eğitimine başlayınca ikisi de maalesef yarım kaldı. Ama aklımda. Bir zaman bitecekler umarım. Evet, ben 96'da Hacettepe girişliyim. 2000 senesinde Viyana'ya gittim. İşte biraz Ankara'da sosyalize oldum. Ondan sonra Viyana'da tıp fakültesini bitirdim. Aslında Viyana'nın ilk yıllarında tıp fakültesini bitirmek harikaydı. Yeniden okuldasınız, böyle masal gibi bir şehir zaten. Ama tıbbı bitirdikten sonra hem bürokratik bazı sıkıntılar olup çalışamadığım için doktor olarak hem de Viyana'da, orada da başörtü yasağı tartışmaları başladı. Şimdi burada uğraşıp oraya yeni bir gelecek perspektifi inşası için gidiyorsunuz. Orada yeniden tartışmalar başlayınca ben bu sefer bayağı bir tedirgin oldum. Dedim biz şimdi Ay'a mı gideceğiz, nereye gideceğiz? Yani biraz siyaset bilimine başlamam aslında ondan oldu. Baktım ki kendime ifade edemiyorum. Konu başörtü yasağına gelip duruyor. Bana konu açılıyor. Diyorlar sizi ülkenizde okuyamıyorsunuz, burada niye okutalım sizi? Ondan sonra baktım ki ben argümente edemiyorum. Sadece de Almancadan değil bu. Biraz biz tıpta çok argümentasyonu öğrenmiyoruz. Sonra dedim ki benim kendimi ifade etmem lazım. Sonra siyaset bilimi okumaya başladım. Paralel olarak da psikiyatride doktoraya devam ediyordum. Bu şekilde ben göç konularında, göç ve psikosomatik ağrılardı zaten konumda psikiyatrideki. Eş zamanlı olarak da siyaset biliminde ya da sosyolojideki göç literatürüne bakma imkanım oldu. Ve o sırada ben kendi göç hikayemde bu
psikiyatrik göç araştırmalarına erişimin olmasından çok faydalandım. Yani çünkü göçmen olarak tedirginlik yaşıyorsunuz, arada dışlanmalar oluyor, kendinizi evde hissetmiyorsunuz. Yani bu duygularla baş ederek sürekli o olumsuzlukların, bürokratik engellerin arasından bir yol bulabilmem de benim psikiyatri literatürüne erişimimin olması çok önemli rol oynadı. Hatta orada önemli bir isim var. Bugün umarım konuşacağız. Mahlert, Wieland Mahlert diye Hannover'da yıllarca sosyal psikiyatri başkanlığı yapan bir hoca, psikiyatrist. Onun mesela birkaç teorisi çok faydalandım onlardan. İlk fırsatta onu Hannover'da odasına ziyaret edip dedim ki hocam ben bunlardan çok istifade ettim, bunu halka açalım. Yani hem Avusturyalılar hem de oradaki göçmenler de çok sıkıntı çekiyorlar. Benim erişimim olan literatür niye onların erişiminde değil gibi. Yani iyi dileklerini iletti. Onun da aklında bir şey yoktu ama ondan sonra Vamık Hoca ile güzel bir tesadüf eseri onun 2006 yılındaki dersinde karşılaşınca ve onun ağaç modelini ve psikoterapiyi klinik hasta odasından alıp da toplumsal düzeye getirme noktasında yaptığı inanılmaz cesaretli ve etkileyici tecrübeleri görünce yolumu bu tarafa yönelttim. Ve 2006 yılında hatta hatırlıyorum Vamık Hoca'ya sormuştum bir dersten sonra. Hocam ben bu ağaç modelini Almanya'daki işte Avusturya'daki göçmenlerle, Müslüman göçmenlerle halk arasındaki gerilimleri incelemek için kullanmak istiyorum diye. O da bana demişti onun için önce bir uzman olman lazım, psikiyatriyi bitirmen lazım. İşte bu 2006'da benim kafamda vardı yani çocuk psikiyatrisi uzmanlığım, arkasından grup terapisi eğitimlerim. Hep bir zaman gelince bunu uygulayabilmek için devam ettim. 9 sene Viyana'da kaldıktan sonra bu arada işte vatandaşlık imkanı olup da uzmanlığa yapabilince Almanya'da Hamburg'da çocuk ergen psikiyatrisi uzmanlığını aldım. Zaten dönüşüm de bu tıp uzmanlığı doktora eşdeğeri sayıldığı için TÜBİTAK'ın 22-32 lider araştırmalar programı kapsamında tersine beyin gücü motivasyonuyla Türkiye'ye döndüm 2019 senesinde. Peki bu araştırmanın biraz kapsamına girelim isterseniz. Tam olarak içeriği ya da işte o laiklik, dindarlık eksenindeki çatışma ve kutuplaşma meselesini biraz daha açabiliriz. Araştırma nasıl tasarlandı? Tabii. Ya aslında olay ağaç modeli. Vamık Volkan Türkiye Ankara tıpta tıbbını bitirmiş ama bir Kıbrıs Türkiye asıllı bir psikiyatrist. O ağaç modelini uluslararası ilişkiler kapsamında çatışmalı büyük gruplar arasında işte bu Estonya, Rusya olabilir ya da işte hani aralarında çatışma olan etnik veya dini gruplar arasındaki gerilimleri incelemek ve iki tarafın katılımcılarını ya da iki tarafın üst düzey temsilcilerini bir araya getirerek bu psikoterapik metotları kullanarak uyguladığı bir model. Ben açıkçası projede pandemiden önce 3 ülkeli olarak düşünmüştüm. Kısacık ondan bahsedip ondan sonra Türkiye'ye tam geçeyim istiyorum. Ben bu 19 sene Almanya, Avusturya göç hikayem esnasında oradaki Müslümanlarla ve yerli halkla olan gerilimlerle Türkiye'deki dindarlık, laiklik çatışmalarını çok benzettim. Yani sanki sürekli bir dejavu hissi. Biraz orası gelecekten geliyorum, geri geriye gidiyorum, geri geleceğe gidiyorum gibi. Yani ama güzel olan taraf oradayken Türkiye'yi daha iyi görüyorsunuz. Türkiye'deyken oradakileri daha iyi görüyorsunuz. O yüzden ben dedim ki ben Vamık Volkan'ın ağaç modelini kullanacağım. Yani işte grup terapisi metotlarıyla multidisipliner bir takımla sosyologlar olacak, tarihçiler olacak. Üç ülkeli bir proje yapacağım. Viyana'daki Müslümanlar ve yerli halk, Almanya'daki Müslümanlar ve Müslüman olmayan yerli halk ve Türkiye'deki dindarlık ve laiklik eksenindeki çatışmaların iki tarafından insanları bu takım ekip eşliğinde bir araya getireceğim belli aralıklarla. Ondan sonra o aralarındaki gerilimleri bu psikoterapik metotları da kullanarak daha iyi anlamaya, daha derinlerdeki iletişimi bloke eden Vamık Hoca onlara psikolojik zehir diyor. O zehirleri daha iyi tespit edip onları ortadan kaldırıp iletişimi yeniden inşa etmek için böyle bir yolla çıktık araya. Ama tabii pandemi olunca maalesef Viyana ve Berlin ayaklarını iptal etmek zorunda kaldım. Pandemiden sonraki kısmına direkt gireyim. Çünkü ağaç modelinde 3 ayda bir yapılan 4 günlük toplantılar var. Biz bunları yapamadık çünkü 50-100 kişilik insanların bir araya gelmesini gerektiriyordu. Ben grup terapisi eğitimi aldığım için dedim ki tamam. Küçük küçük gruplarda insanları toplayacağımıza göre biz bunun şeyini azaltalım. Hani insan sayısını azaltalım ama frekansını arttıralım. Böylece 3 ayda bir 4 günlük yoğun bir program yerine her hafta 2 saat, 3 saat programlar yapalım. Ben bir şekilde yapabildiğimiz kadar toplumun farklı kesimlerinden insanları Ankara'da özellikle ama bir grubumuz online oldu. Başka şehirlerdeki üniversite öğrencileri de oldu. Toplam 17 insanı 3 grup halinde
gruplara ayırdık ve ben bunlarla benim psikoterapist olarak öğrendiğim grup terapisi metotlarını kullanarak ama hepsinin de belli aidiyetleriyle, yani bir kısmı seküler aidiyetli, bir kısmı dindar aidiyetli insanlardı. O gruplardaki etkileşimi, dinamiği, gerilimleri anlamaya çalıştık ve bunu şu anda arkadaşlarla analiz etme sürecindeyiz. Bu üç grubum en az 24 hafta birlikte oldular. İki tane grup 24 hafta, 24 kez bir araya geldi. Bir tanesi 35 kez bir araya geldi. O daha uzun bir grup oldu. Çünkü 24 hafta Almanya'daki psikoterapi mevzuatına göre en kısa süreli psikoterapi tanımı. Yani bir şeylerin değişmesi için 24 hafta olması gerektiği. Tabii şimdi keşke daha uzun yapabilseydim diye hayıflanıyorum. Çok güzel yerlere gelip bırakmak zorunda kaldık. Ama böyle şimdilik. Evet. Serkan, sen bir şey diyeceksin galiba. Bu süreçte, bu psikoterapi sürecinden önce sanırım ben biraz çalışmanıza göz atma fırsatım oldu. Nitel görüşmeler yapılıyor sanırım. Yani ilk başta gelen insanların kimlik algılayışı, öteki kavrayışı, bunun köklerine ilişkin bir çalışma yürütüyorsunuz. Dilerseniz böyle bir o terapi sürecine geçmeden önce şeye bir bakalım. Yani o kutuplaşmayı nasıl algılıyorlar, kimliği nasıl algılıyorlar? Yani tabii şey oldu, biraz Vamık Hoca'nın ağaç modelinde o gözlemlerini yayınlaştırmış. Ama pandemiden sonra biz ağaç modelini değiştirmek zorunda kalınca bir şekilde hangi veriyi kullanacağım konusu sorunu çıktı ortaya. Şimdi terapi, gerçi terapi demek biraz zor çünkü belli bir niyetle ortaya geldi ama yani benim bir kastım var, bir niyetim var onları bir araya toplamaya dair. Ama sonuçta terapik süreçler de vardı grubun içinde. Ben oradaki grup mahremiyetlerini korumak adına İstedim ki o süreçlerin dışında gruplardan önce ve gruplardan sonra katılımcılarla birer röportaj yapalım, nitel söyleşiler. Onların ötekilik algıları, işte kendilerine ait hissettikleri taraf ya da ailelerindeki hikayeler, onlara dair bir röportaj yapalım. Sonra 24 hafta veya işte 35 hafta bir grupta, ondan sonra tekrar röportaj yapalım. Bakalım ne değişti, bu süreci nasıl değerlendirmişler. Ve o yüzden analizlerimiz şu anda esas olarak onlar üzerine yoğunlaştı. Yani 17 kişi ile yaklaşık 40'ar dakikalık ikişer kez röportaj şeklinde. Diğer grup süreçlerine dair tabii inanılmaz protokollerimiz var ama onlara mahremiyete dikkat ederek nasıl yapacağımı daha o uzun süreçte belli olacak. Yani, o daha sürecek, onun yayınlanması. Neler oldu? Yani şey çok güzel. Başlangıçta şunu söylemeliyim. Normalde Vamık Hoca'nın hedefi toplumdaki gerilimlerin mümkün olduğu kadar üst pozisyondan temsilcilerini bir araya getirmek. Yani en üst düzeyde başbakanlar değil de onun bir altı, yani etki gücü yüksek insanlar. Bunun amacı gruplardaki o süreçler esnasında bazı kendi aidiyetlerine ve karşı tarafa dair ya da ön yargılarına dair farkındalıkları oluşan insanların bu farkındalıkları topluma vermesini kolaylaştırmak. Yani o yüzden güçlü insanlar isteniyordu. Tabii ben projeyi bu hale getirince ilk baştaki halde aslında bazı milletvekillerini falan bayağı güzel dönüşler almıştım. Öyle bir şeyler olacaktı pandemi olmasaydı. Almanya'da da aynı şekilde önemli Müslüman temsilcilerini ve Avusturya'nın partili yetkililerinden katılacaklar olacaktı ama bu iptal olunca tabii daha toplumsal, daha tırnak içinde normal insanlar oldular ama aidiyet hikayeleri, aile hikayeleri, dindarlık ve işte sekülerlik noktasında ayrışan veya da hatta bir grupta şey çok ilginç oldu. O gruptaki 6 kişilik katılımcıların hiçbiri radikal kelimesini dikkatli kullanıyorum ama çok ekstra seküler veya ekstra dindar diyecek insanlar değillerdi. Bilakis hem dindar, ne bileyim mesela ailesi çok dindar ama kendisi sonradan sekülerleşmiş veya ailesi çok seküler ama kendisi dindarlaşmış. Bu sefer fark ettik ki katılımcıların kendi içlerinde bir ayrışma var. Yani toplumdaki ayrışma aslında kendi içlerine de girmiş gibi. Yani o da biraz daha değişik bir şey oldu. Hani ufak ilk baştaki niyetimizden farklı oldu ama çatışma eksenlerinin çarpışmasını her halükarda yakaladık. Yani hem bireysel kimliklerin içinde hem de grup içinde. Bilmiyorum şimdi ne kadar? Buyurun sorarsanız aşağı, belki daha iyi şey yaparım. Yani bu tanımlama meselesi bizler araştırma yaparken sosyal bilimlerde de çok şey yaptığımız, böyle işlevsel olması bakımından analizlerimiz için tanımlıyoruz ve kategorileri ayırıyoruz. Dindar diyoruz, seküler diyoruz. Ama sizin çalışmanızda işte mesela bu bahsettiğiniz grup içerisinde o tanımlara sığmadığını da görüyoruz. Yani biz bir şekilde etiketliyoruz insanları ve bunu yaparken de stereotipler de oluşuyor. İşte karşı tarafın zihninde dindar deyince
böyle etiyle kanıyla bir insan tipi beliriyor. Seküler deyince bir tip beliriyor. Ama başka bir şeyle de karşılaşmışsınız çalışmanızda. Bu geçişkenliklerle karşılaşıyorsunuz kimlik konusunda. Biraz bundan bahsetmeniz mümkün mü acaba? Tabii aslında bu tam da ayrışmanın doğası gereği bir şey. Yani siyah beyazın tonları siyah ve beyaz kaldıkça ayrışma daha derinleşiyor zaten. Ama o siyah beyazın içindeki gri tonlarını keşfetmeye başladığınızda, ki aslında gerçek bu, o zaman zaten daha otentik, daha gerçekçi temaslar olabiliyor. Öbür türlü mesela bu grup süreçlerinde şeyler de var. Bazen farklı taraflar birbirlerine çok yaklaşırlar. Hatta Vamuk Hoca bunu örnek olarak şeyde veriyor. İsraillilerle Filistinler arasında yaptığı görüşmelerin birinde bir akşam yemekten sonra böyle çok güzel bir ortamda, işte dansın, müziğin olduğu bir ortamda, sanırım İsrailli katılımcıların bir tanesi diyor ki ya biz hepimiz sonuçta İbrahim'in çocukları değil miyiz? Yani mesela orada çok büyük bir yaklaşma oldu. Mesela o zaman o siyah beyaz artık kalmadı, hepsi ortadalar. Ama bu çok derin bir şeyleri tetikliyor, bir korkuyu. Yani hayır, farklı olmalıyız. Bu sefer ertesi gün gruplar inanılmaz bir gerilimle ve olabildiğince birbirinden ayrışık olarak güne başlıyorlar. Çünkü bunu da akordeon fenomeni diyor Vamuk Hoca. Yani çok yaklaştığı zaman farklılıklar birbirine, yani o siyah beyazlıklar iyice silikleşmeye başlayıp ortadaki gri tonlarda benzeştiğiniz zaman bu böyle bir şey yapıyor. Olmaz. Ben farklı olmalıyım. Aramızda bir sınır olmalı. Bu sefer anladan öbür tarafa gidiliyor. İşte yani benim... bizzat o yakınlaşmanın kendisi mi bu ayrışmaya tekrar sebep oluyor demiş oluyorsunuz. Evet. Yani o yakınlaşmanın kendisi bu ayrışmayı tekrar indüklediği için işte grup terapisindeki ya da işte bu metotlardaki maksadımız burada farkındalık olmak. Bak ayrılıyorsunuz ama işte burada böyle bir şey var. Çünkü burada bir korkular tetiklendi değil mi? Hadi o korkulara bakmak yani. Aslında olay o anlardan o zehirlere dair biraz işaretler bulmak. Şey mi hocam, burada o bizi sonuçta tanımlıyoruz ya, kimlik dediğimiz bizi diğerlerinden de ayıran bir şey ve çoğunlukla da bir negatif kimliklenme söz konusu. Türkiye'de de bunu çok sıklıkla görüyoruz. Kendimizi belirli olumlu özelliklerle tanımlamak yerine ben onlardan değilim, onlar gibi değilim, vatan haini değilim vesaire gibi böyle işleyebiliyor. Burada da o yakınlaşma halinde belki o otantiklik durumu sanırım ortadan kayboluyor değil mi? Yani birbirine çok benzeme hali grubu tehdit eden bir şeye dönüşmeye başlıyor. Kesinlikle öyle. Bu aslında sizler sosyal bilimcilersiniz. Sosyal bilimlerde bu işte bu Hegel'in özne konstrüksiyonları, işte ne bileyim sonra bu geri yapı sökümler, hani hep öteki önemlidir. Ötekine olumsuz özellikler atfedilir. Ondan sonra onlar negatiflenerek ben işte evrensel olurum. İşte medeni vahşinin karşısında medeni batı olur veya işte duygusal kadının karşısında rasyonel erkek olur. Hani bu zaten sosyal bilimlerde de bilinen süreçler. Ama tabii psikanalizde Vamuk Hoca'nın değindiği şey, bizim hepimizin çekirdek kimliklerimiz var. Yani hepimizin farklı farklı kimliklerimiz var. Mesleğimiz var, anneyiz, işte çocuğuz, evladız, eşiz. Ama onun dışında bir bizi biz yapan, böyle ben yapan varoluşsal bir çekirdek kimlik var. Bu çekirdek kimlik çok önemli ve o çekirdek kimliğin bir yerinde büyük grup kimliğimiz de gizli. Ama büyük grup kimliğimiz, Vamuk Hoca diyor ki, bu normal şartlarda aktif değil. Aynı şey gibi. Hani siz normalde nefes alıp verdiğinizi hissetmezsiniz ama nefes alıp verirsiniz. Ama birden bir akciğer enfeksiyonu geçirseniz, ki bu COVID döneminde hepimizin başına geldi, o zaman her nefesinizin farkında olursunuz. Veya bir yangın olsa da duman durumunda olsanız, o zaman her nefes alıp her nefesi vermek hayati anlama gelir. Vamuk Hoca diyor ki büyük grup kimliği normal şartlarda o çekirdek kimlikte bir yerlerde kenardadır. Ama bazen o aktif olur. O aktif olduğu zaman da insanın bireyliğinden daha önemli olur o büyük grup kimliğini savunmak. Orada çadır metaforu var Vamuk Hoca'nın şey yaptığı. Eğer kullanabilirsek, paylaşabilirsek onu yapabiliriz. Vamuk Hoca diyor ki, Freud'un aslında gene bir metaforunu kullanarak ona geliyor. Ama Vamuk Hoca diyor ki büyük grup kimliğini bir çadır olarak düşünebiliriz. Bir çadır var ve yüzlerce değil binler milyonlarca insan o çadırın altında. Ve normal şartlarda ama üstündeki o çadırın farkında değiller. Yani o çadırla sadece onun altında hep birlikte yaşıyorlar. Ama eğer dışarıdan birisi o çadıra çamur atarsa veya çadıra bir tehdit oluşursa, o zaman onun altındaki bütün insanların tüm gücü o çadırı korumak, tüm dikkati çadırı korumaya odaklanıyor. Yani çadırın kanvasını, bezini. O yüzden bu büyük grup kimliği tehdit zamanlarında, dışarıdan gelen tehdit algısında aktive oluyor. O zaman bütün gücümüzle onu koruyup
diğerlerine sınırımızı vurgulamak ihtiyacı hissediyoruz. Yani ve orada hatta çadırın içindeki, tabii bu normal zamanlar için geçerli değil ama savaş zamanlarında mesela, çadırı ortada tutan direk lider olarak tanımlanıyor Vamık Hoca tarafından. O zaman o tehdit zamanlarında liderin etrafında konsolide olmak da çok önemli hale geliyor. Galiba o lider ya da işte bazı takım temel işaretler belki de, yani o çadırı başka çadırlardan ayıran bir şey. Evet. Ya da çadırın tanımlanma şekli. Cemaat aslında bu. Yani kimliğin, bunu daha önce de bu programda konuştuk çeşitli seferlerde. Yani aslında hiçbir cemaat içeride çok da fazla oluşmuyor. Hep sınırlarda oluşuyor aslında belki de. Başka bir şeye göre. Yani bu ilk insan topluluklarından biri herhalde böyle. Yani işte bizim kabilemiz ve derenin öbür tarafında yaşayan kabile, dağın öbür tarafından gelen kabile. Onlar geldiği zaman bizim kendi düzenimiz bozulacak. Biz o zaman bir anda kendi kimliğimize daha fazla sarılıyoruz. Arkadan sayın işte o imparatorluklar, ulus devletler de bunun en bariz örneği. Yani ulus devletten önce de aslında başka çadırlar var. İşte dip Müslümanlar, Katolikler, Ortodokslar ya da Kürtçe konuşanlar, Türkçe konuşanlar, işte Boşnakça konuşanlar diyeyim. Ama ulus devlet yeni bir çadır yapabiliyor. Yani o zaman işte Boşnaklık çadırımız kalmıyor artık. O zaman sınır çadırın sınırı ya da cemaatin sınırı işte Edirne'den Kars'a kadar bütün o kırmızı çizgilerle çizilmiş bir haritaya döndüğü zaman dışarısı ve içerisi oluyor. Ama içeridekini tamamen halletmiyor, bitirmiyor. Bu Müslümanlar, Hristiyanlar, dindar olmayanlar gibi takım sınırlar oluşuyor. Her biri için diğeri bir tehdit olabiliyor. Ama gene her zaman bir sınır söz konusu. Sınırda oluşan bir şey gibi bir şey kesinlikle çıkıyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bir de burada belki kendi konumdan dolayı şey yapabilirim. Sonuçta buradan ayrılma sebebim başörtü yasaklarıydı. Avrupa'da bu kadar hikayelere ya da siyaset bilimi okuma sebebim başörtüsü yasaklarıydı ya da bu tartışmalardı. Başörtüsünün örtülüğünden de hareketle çadır bezi olmaya çok müsait bir tarafı var. Yani sembolik projeksiyon yüzeyi sunuyor. Yani ben mesela Hamburg'da çalıştığım klinikte çalışmaya başlamadan önce çok tartışmalar oldu. Başörtülü psikiyatrist olur mu olmaz mı falan. Orada bir arkadaş bana şey demişti. Ya Ayşe ama kabul et. Yani başörtünle birlikte çok büyük bir projeksiyon yüzeyi sunuyorsun hastaya. Yani gerçekten yüzyıllardır sonuçta Avrupa'da da bir başörtüsü vardı. Orada kilise de başörtüsüne yüklenen anlamlar var. Yani çok sembol dolu bir şey. Çadır bezi olmaya da çok müsait. O yüzden hem Türkiye'de hem Avrupa'da yani o sınır şeyinde başörtüsünü çok sık görüyoruz. O yüzden böyle biraz sallayıp bezi kurtarasım geliyor sembollerden. Yani benim aklıma da şey geliyor işte. Yani niye mesela Müslümanlar ortalama diyeyim işte kendi Müslüman cemaati içinde bir takım işte tacizden tutun, işte öldürmeye, kadın cinayetlerine falan mesela tabii herkes üzülür, herkes bir şey der de çok da fazla büyük yaygara kopartılmaz mesela. Ama işte cemaatin içine alkol, işte domuz eti, bilmem Noel falan gibi bir şeye yaklaşmaya başladığı zaman tepkiler çok daha fazla. Çünkü dışarının işareti onlar. Halbuki kadını öldürmeyeceksin, şiddet yapmayacaksın. Bütün dinlerde var. İşte dolayısıyla beni ayırt eden bir şey değil. Öldürmeyeceksin. Beni başkalarına ayıran bir şeydir ama alkol içmeyeceksin. Beni başkalarından ayıran bir şey. Dolayısıyla evet. Tam o çok daha hassaslaşan konular ya da ben seküler tarafta ben başörtü takmıyorum dediğin zaman evet. Sizin başörtünüz yaklaştığı zaman benim sınırıma ben kendimi bir an benim cemaatimi tehdit altında hissediyorum gibi bir şey. Halbuki o başörtünün altındaki alkolün içen beynin içindeki falan bir sürü inanılmaz ortak noktalar var mesela annelik, babalık, evet. Şefkat, öfke, ne bileyim işte kült, dil, bir takım işte müze, sergi, sanat falan bir sürü faaliyetler. Ortaklaşabiliyor ama ayırt edici özellikler galiba çok daha önce çıkıyor. Bir de şey var, ben de bir ekleme yapmak isterim. Bu tehdit algısı o kadar şey de olmayabiliyor. Gündelik hayatta ve doğrudan da olmayabiliyor. Bazen bunlar tarihsel anlamda biriktirdiğimiz şeyler de olabiliyor. Varsayımlar üzerinden de kurulabiliyor. Demin ulus devletten, onun inşasından bahsederken ulusu bir arada tutabilmek için sürekli bir ontolojik tehdit algısının da ya da kurucu bir ötekinin de var olması gerekiyor. Bir taraftan da tarihsel yaşantılar var. İşte siz bahsediyorsunuz 28 Şubat'ta ülkeyi terk edip gitmek zorunda olduğunuzdan bahsediyorsunuz. Bunların her biri aslında doğrudan bunu yaşamamış olan insanların zihninde de bir tehdit algısı olarak duruyor. Yani şeyin bir sözü geliyor aklıma. Burada diyor bir Cezayirli ile bir Fransızın karşılaşması ya da konuşması hiçbir zaman iki sıradan insanın konuşması değildir. Arkadan konuşan koskocaman bir sömürgecilik tarihi
olduğunu ifade ediyor. O yüzden de böyle birikmiş de bir şey var. Bu tehdit algısında her grubun zihninde şeyler var, yaşantılar var. Çok yakın olmayabilir, uzak tarihten olabilir. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet evet, söylediğiniz şey çok doğru. Serkan Bey, şey geldi aklıma. Ben Viyana'da Almanca kursundayken sınıf arkadaşım vardı. Sırp bir sınıf arkadaşım. Ve aramızda sürekli bir gerilim vardı. Ben o zaman 2000 senesinde yeni Türkiye'den gitmişim. Yeni öğreniyorum Almancayı. O da öyle, Sırbistan'dan gelerek. Aramızdaki gerilim sürekli var ama ben diyorum tabii Sırplar sevmiyor zaten. Bosna Savaşı yeni olmuş. Müslümanları sevmiyor zaten falan gibi. Sonra bir derste dedi ki bizim dedi Sırpların çevre ülkelerdeki, çevre Avrupa ülkelerine göre daha koyu tenli olmamız, siyah saçlı olmamız hep Türkler yüzünden. Çünkü onlar bizim kadınlarımıza tecavüz ettiler. Şimdi ben öyle dedim, hayda, yani yok artık, bu kadar da büyük iftira olmaz benim o zamanki algım. Çünkü benim kafamdaki Osmanlı o zaman, Viyana'ya kadar dayanmış bir Osmanlı. İşte oradaki üzüm bağlarından üzümü alıp yerine parasını bağlayan ya da altın içinde, kese içinde altını bırakan Osmanlı askeri. Yani benimki, tabii burada şey var, o olabildiğine demonize ediyor bütün Osmanlı askerleri tecavüz etti gibi. Ben de olabildiğini idealize ediyorum. Olur mu? Osmanlı askeri neredeyse evliya derecesinde, ufacık bir şeyin bile haram yememe derdinde. Yani aynı olayları iki farklı millet farklı kodluyor. Hatta Vamık Hoca bu büyük grup kimliğini temellendiren bazı dinamikler var, 7 tane, ama onların 2 tanesini önemsiyor. Bunlar seçilmiş travmalar ve seçilmiş zaferler. Evet, yalnız burada hoca şey demiyor, seçilmiş travmalar çok eskiden, yani hatta genelde yüzyıllar öncesinin olayları. Yine Sırpların şeyinde kalırsak mesela Kosova Savaşı'nı, bunu Vamık Hoca sürekli örnek veriyor. Kosova Savaşı'nda savaş meydanında onların Lazarus onun mesela öldürülmesi olayı onların Sırp kimliğinde inanılmaz büyük bir seçilmiş travma. Çünkü orada bir aşağılanma var. Orada işte Osmanlı tarafından aşağılanma var. Hatta bu son Bosna Savaşı'nda bu Milosevic bu şeyleri tekrar tahrik ederken, işte Boşnaklar yeniden bir şeyler yapacaklar, yeniden bizim kadınlarımıza tecavüz edecekler diyerek o eski travmaları aktive edip var olmak için, ayakta kalabilmek için bizim onları yapmamız lazım diye olayı tersine çevirdiler. İşte böyle 700 yıl öncesinin, 700 yıl mı, 1300'lü yıllar, İşte 700 yıl öncesinin savaşı birden sanki şimdi gibi, hatta ona psikanalizde time collapse deniyor, yani zaman çöküşü, yani aslında gerçeklikle alakası yok ama o korku gerçek ve boşnak kadınlara veya işte boşnaklara yapılanlar o gerçek korkusuyla yapılabildi. O yüzden bunlar çok önemli zehirler ve bunların tanımlanması, farkındalık kazanılması, bazı şeylerin aşılması adına çok önemli. Ya bu aslında biraz da şey galiba, işte travmanın inşası. Yani madem böyle işte teorilerden gidiyoruz, biraz daha devam edeyim oradan. Bu Jeffrey Alexander'ın Travma bir Sosyal Teori adlı, Social Trauma diye bir kitabı vardır. Orada anlatır aslında bunu. Holocaust'u anlatır, işte Yahudi soykırımını. Yahudi soykırımı nasıl 1944'ten çok kısa bir süre sonra, bir müddet aslında daha bir barbarlık, vahşet, tarihte geri dönüş gibi düşündükten sonra, yani bütün milletler topluluğu değil mi? İşte Rus, Sovyet askerleri Auschwitz'e işte toplama kamplarına giriyorlar. Bütün ya bunu öğrenci zaman felaket bir şey olmuş. Yani herkes biz medeni, modern vesaire çağdaşlık yolunda yürürken nasıl böyle bir geriye düştük şey tartışması var başlangıçta, ama hızla arkasından bir Holocaust travması inşa ediliyor aslında. Yani tamam, tabii 7 milyon Yahudi, işte Çingene, eşcinsel vesaire katlediliyor bütün süreçte, ama o felaketin yeniden bir neredeyse bir din gibi inşa edilmesi, bir tür inanç abidesine dönüşmesi, işte bir tür insanların kendilerini bir şeye bağlamak, bir tür katarsis gibi, yani bir tür böyle bayağı Yunan tragedilerinde olan hikayeler gibi, yani bir aşmak. Hep ne yapacaksın? Bunu değinmeniz lazım. Hep her seferinde diyeceksin, Holocaust diyeceksin, Holocaust diyeceksin. Bütün Hollywood sinemasının mesela işte bu işe neredeyse seferber olması, her filmde küçük dokundurmalar olması, bir tür oradan dokunup geçmek, böyle bir inanılmaz inşası var bunun. Şimdi ama bakıyorsunuz bu bütün aslında her zaman olmayabiliyor. İşte bir örnek, Alexander'ın verdiği örnek, Japonya Çin'i işgal ettiği zaman şehrin adını unuttum. Nanjing gibi bir şey olabilir. Orada 200 bin tane Çinliyi katlediyorlar. Tecavüzler vesaire falan, korkunç. Ve Çin'de böyle bir şey yok. Böyle bir travma yok. Çünkü o dönem milliyetçi Çin ve komünist Çin ya da işte
Mao'nun işte Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve işte Milliyetçi Çin'in Chiang Kai-shek vesaire işte savaşında ikisi de Nanjing'i görmüyorlar bile. Ve inanılmaz bir suçluluk var. Yani ulusal tarihin, Çin'in ulusal tarihinin her iki tarafta kuruluşunda bir aslında kendi halkına, tırnak içinde söylüyorum bu lafı, ihanet etmiş iki tane ordu var. Birisi komünist, birisi milliyetçi. Dolayısıyla bu utançtan ötürü hiçbir zaman Nanjing hatırlanmıyor. Dolayısıyla bir travma olarak inşası yok. O Nanjingler bunu zaman içinde artık işte başka yerlere dönüştü. Biraz bunu konuşmak istiyorum aslında sizinle de. Yani dolayısıyla mesela aklıma şeyler geliyor. Kerbela mesela 1400 yıldır Şii dünyası inanılmaz bir travma. Biz de işte bu topraklarda tonla Müslüman var, Sünni falan. Bunların tamam bir Kerbela hatırlanıyor. Hazreti Hüseyin ailesiyle katledildi falan ama bir ağlama, dövünme, bütün o aşurede işte Kerbela şehrinde yapılan törenlerin alakası yok. Dolayısıyla travmanın inşasında bayağı bir sosyal süreç var diyebiliriz aslında buradan çıkarak. Dolayısıyla bu mesela Türkiye'ye taşıdığım zaman benim aklım hep Sevr gelir. Yani Sevr anlaşmasının nasıl travmatik bir süreç olduğunu, nasıl bir kurucu bir travma olarak inşa edildi ya seçilmiş travma da diyebilirsiniz. Çünkü işte işgal, vatan elden gidiyordu, kurtarıldık, yani cennet, cehennem falan bir sürü dini metaforun, mecazın da kullanıldığı bir dünya olarak düşünürsek, acaba biraz konumuza buraya yaklaştırarak bu travmanın etkisini siz bu araştırmada nasıl gördünüz veya araştırma dışına çıkarak araştırmanın ötesinde başka ne tür yorumlara taşıyabiliriz? Türkiye'yi biraz anlamak için, tüm çatışmaları anlamak için. Çok uzattım, kusura bakmayın. Estağfurullah, ama çok güzel şeyler söylediniz. Doğru da şeyler söylediniz. Ama yakalayabilir miyim bakayım? Eğer dağıtırsam siz bana müdahale edebilirsiniz. Dakikamdan yardım isteriz. Dediğiniz şey çok doğru. Bu yüzyıllar, 1400 yıl önce dediniz Kerbela için mesela. Bu Lazarus olayı da 700 yıl önce. Burada bir mitolojikleştirme var. Zaten seçilmiş travma olabilmesi için mitolojik bir karakter haline gelmesini de önemsiyor Vamuk Hoca. Mesela dinsel öğelerin içine boşaltılması da çok bilinen bir şey. Hatta buna şey deniyor. Bir yerde geçen, baktım şeyden önce, Kristoslavizm deniyor. Bu Prens Lazarus'un ölmesiyle ilgili, hatta işte savaştan bir gece önce güya o da 12 tane yakın arkadaşıyla, hani İsa'nın 12 havarisiyle şey yaptığı gibi bir son yemek yiyor. Orada bir tanesi Türklere ihanet edecek falan. Yani Hristiyan dini öğeleriyle Lazarus'u karıştıran da çok fazla anlatı var. Çünkü bunlar işte şeyi kelime şeye aklıma geliyor, yani legitimize gibi, yani hani haklı göstermek için, meşrulaştırabilmek için şeyleri, bazı sınır ihlallerini ya da işte kendini korumak için yapmak zorundasın diye, bunlar benzin gibi kullanıyor Vamuk Hoca. Hani bunu topluma zerk edeceksin ki, bunları tekrar aktive edeceksin ki bu yapmak zorundayız. Yani Holocaust'tan örnek verdiniz, kesinlikle Holocaust Almanya'da çok güzel araştırıldı. Ben bunu çok beğeniyorum. Almanlarda takdir ettiğim bir şey. Özellikle psikanalizle bu işte hem travma olarak hem de insanların o aşamaya gelmesini psikolojik şeyde tahlil etmek noktası, suçlulukla yüzleşme veya işte utançla yüzleşme, bunlar konusunda çok güzel araştırmalar var Almanya'da ve Almanca konuşulan ülkelerde. Ama bakıyorsunuz o travmayla yapılan kimlik inşasında işte Filistin'de yapılanları meşrulaştırma olayı da var. Yani hani bu sonuçta bir yerde bunları iyice derinine bakmadıkça tekrarlayıp duruyor. Yani hani bunları anlamanın maksadı da o zaten, bu tekrarları şey yapmak. Bunu aslında biz şeyden de biliyoruz. Şey literatüründe psikoterapi de genel olarak bir şey. Yani eğer siz çocukluktaki bir travmayı, ki bu travmalar genelde ilk 3 yaşta zaten şekli insanın karakterini şekillendiriyor şeyler. Siz onlarla bir şekilde yüzleşemezseniz ve bunlar sizi çok sarsmış olan travmalarsa, buna tekrarlama takıntısı deniyor psikoterapide ya da psikanalizde. Hayatınız boyunca gidip kendinizi benzer travmatik durumlara getirip duruyorsunuz. Hani buna kader denir, bir şey denir, farklı şeyler diyebilir herkes ama ne bileyim, babasından şiddet gören bir kadın, yani kız çocuğuyken psikolojik veya işte vücutsal, fiziksel şiddet gören bir kadın büyüyünce gidiyor benzer adamlara aşık oluyor. Tekrar tekrar, yani yeniden ve yeniden. Aslında bunların her seferinde o travmayı aşmak amacı var. Ama tabii yeni yeni travmalar oluyor böylece. Çünkü farkındalık olmadan bunu yaptığı için. Yani maksat bir durup, bir yüzleşip
ne acıttı, ne oldu ona bakıp ondan sonra ondan aslında özgürleşmek. Yoksa öbür türlü böyle bizim üzerimizde bir gölge gibi ya da bulut gibi şey yapıyor. Türkiye toplumuna gelirsek, ya tabii Türkiye toplumu travma açısından çok dolu bir toplum. Biz maalesef bu Almanlar için söylediğim şey, biz bireysel seviyede de öyleyiz aslında. Biz sorunlarla yüzleşme konusunda pek becerikli bir millet değiliz. Yani sorunları adlandırmak yerine çevresinden dolaşmayı tercih ediyoruz. Aile içinde de öyle. Aman kırılmasın, aman şey olmasın. Yani bu toplumsal olarak da böyle. Yani bizim de tarihimiz travmalarla dolu ama konuşamadığımız için sürekli öbür nesillere aktardığımız bavullar dorusu konumuz var. Yani ve bu yüzyıllar öncesinden de dayanıyor, kuruluştan öncesine de dayanıyor, sonrasına da dayanıyor. Yani ben Maraşlıyım mesela ama Maraş'ta hikayelerini duyduğum halde işte dedem yetiştirme yurdunda müdürmüş mesela, işte Alevi bir hemşire oraya sığınmış, o yüzden o halk kalabalığın önünde bir şey yapması gerekmiş, aman yapmayın diye. Ya onları duydum ama üniversiteye gidene kadar orada ölenler olduğunu anlamamıştım. Yani çünkü bir suskunluk da var benzer. Yani o hikayeleri anlatıyorsunuz, ne bileyim ben o zaman yeni doğmuşum. Annem köyde mesela, köy hoparlörlerinden aman işte Aleviler camileri bastı, dinini seven koşsun diye kamyonlara doluşmuşlar. Bunu duydum ama gene de ölen, bu kadar yüzlerce ölü olduğunu duymadım. Yani hani toplumda travmaları üstünü örtme noktasında çok büyük bir şey var ve bence bu şöyle bir sıkıntısı var. Tamam korkuyoruz. İşte aman şey olmasın. Hani stabilitemiz bozulmasın. Aman devam edelim. Yoksa çok kötü şeyler olabilir. Ama korktukça bu sefer yeniden benzer şeyler oluyor. Her 10 senede bir birileri tekrar kötü oluyor. Birileri tekrar hain oluyor. Yani aslında Türkiye toplumunda da bunlarla da yüzleşmemiz lazım. Ama tabii birden başlamak zor ama yüzleşmeden de olmuyor. Çünkü artık ya ben şeyi fark ettim. Avrupa'da bu siyaset bilim okuduğumdan da dolayı biraz Viyana'da biraz siyasi çevrelere de istemeden girmiş oldum bir şekilde. Oradaki farklı kongrelere katıldım. Başörtü yasağından dolayı, kendimi ifade etme ihtiyacımdan dolayı bir şekilde. Ve orada şeyi fark ediyorsunuz. Yani insanlar kendinizle barışık olmadığınız zaman, kendi karanlık geçmişinizle yüzleşmediğiniz zaman artık insanlar size gözünüzü belertiyorlar. Yani çok harika bir Türkiye temsili olsa bile, ya tamam da şu konuları bu konuları konuşmadıktan sonra ne olacak ki? Yani hani aslında biraz uluslararası arenada da daha ciddiye alınabilmemiz için bu travmalarımızla yüzleşmemiz lazım. Ama şu da var, diğer taraftan da uluslararası, mesela aklıma gelen şey var, işte Ermeni tehciri konusu var mesela aklıma gelen. Yani bu mesela sürekli önümüze atılıyor. Ama ne bileyim mesela benim annem Çerkez, bir de Çerkez tehciri ya da sürgünü var zamanında. Ondan çok değil, bir 50 yıl falan önce ya da işte 40-50 yıl önce falan. Yani mesela Fransa sürekli Türkiye'ye bunu sorarken onu sormuyor mesela. Çünkü gruplarda da ortaya çıktı. Babaannesi, işte anneannesinin annesi Ermeni olan var, Tatar olan var, Ahıska Türk'ü var, Çerkez var. Yani Kürt olan var, işte Tunceli'de hikayeler var. Yani sonuçta yaşamayan yok. Hatta bir hocayla konuşuyordum şeyde, dedi ki ya soykırım çocukları. Çünkü bütün ailelerde, bütün yani çok zor bir tarihten çıkmış bir toplum. O yüzden burada travmaların olmaması söz konusu olamaz. Sadece bakmak lazım, bizim yeniden bizim çerçevelememiz lazım. Ama onun için önce bir cesaretimizi toplayıp kendimizle yüzleşebilmemiz lazım. Bu konuda bir şey geldi aklıma da, şimdi Ermenilerden de bahsedince. Şimdi İzmir'de 1922'de büyük bir yangın oluyor. Bugün Kültür Park dediğimiz şehrin göbeğinde çok büyük bir alan var orada. Ve eski bir Ermeni mahallesi, daha doğrusu Ermeni mahalleleri orası. Ve bu yangında büyük zarar görüyor, binlerce insan ölüyor. Sonrasında da yıllar boyunca oradaki işte yıkıntıları taşıyabilmek için epey bir uğraşılıyor. Bugün şeye gittiğiniz zaman, kültür parka gittiğiniz zaman orada oradaki yıkıntıları taşımak için kullanılan atların, ölen atlarla ilgili bir şey var. Anıt var. Onu anan bir anıt. Ama orada kaybolan mahalleye ilişkin, ölen insanlara ilişkin hiçbir bilgi yok. Ve İzmirli de bunu bilmiyor. Yani bu kadar bazen şeye de takılıyoruz. İşte biz yakmadık, onlar yaktı. Kim yaktığı konuşurken, birbirimizi damgalamayla uğraşırken en azından en basitinden insani bir tepki, bir anma, yani yok olan bir şeyin farkında olduğumuzu hissettirme konusunda bile çok böyle insani anlamda çok geride kalabiliyoruz. Siz söyleyince öyle aklıma geldi de.
Ya kesinlikle öyle. Aslında o biraz şeyle de ilgili. Ferhat Hocam demin Japonya'dan örnek verdi. Hani o mahvolan şehirle ilgili suçluluk duygusu iki tarafta da hakim olunca yokmuş gibi saymak daha çok daha kolay geliyor. Çünkü öbür türlü suçlulukla yüzleşeceksin, utançla yüzleşeceksin. Bir sürü şey var orada. İnsani değerlerle yüzleşeceksin. O yüzden orayı parantez için alıp üstüne bir sünger çekmek kolay geliyor. Ama sorun şu ki o süngerin altında kaynamaya devam ediyor. Ve o bir şekilde siz gidiyorsunuz, öbür nesil geliyor, daha sonraki nesil geliyor, ta onlara kadar gidiyor. Yani bunun geçmişteki hayaletler peşimizi bırakmıyor eğer bir kere oturup onlarla yüzleşmedikçe. Yani utançsa utanç ama utancı meşrulaştıracak konular da var. Sonuçta sen de varoluşsal bir tehdit altındasın. Yani dünya savaşından bahsediyoruz. Ama işte bunun için bir özgüveni toplayıp, yani aslında bu özgüvenle de çok ilgili, özgüveni toplayıp kendinle yüzleşebilmen lazım. Ve işte ben burada psikanalizin ya da işte psikoterapik metotların sosyal bilimlerle karıştırılarak çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani ve Türkiye için potansiyel görüyorum. Aslında bayağı bu çok tabii keyifli, çok zevkli, çok yani en azından entelektüel olarak insanı bayağı açan bir tartışma ama bu meseleye biraz daha yaklaşalım. Bu laiklik, dindarlık meselesi ne olacak memleketin hali diyerek biraz araştırmanızdan çıkarak ne tür sonuçlar, ne tür temalar anlatabiliriz? Yani en azından gruplar arasındaki tartışmalar bir karşılaşma aslında. Bizim de işte programda Bayatal olarak da sık sık demeye çalıştığımız bir arada yaşamak için aslında karşılaşma çok önemli. Yani karşılaşınca ancak insanlar bir sürü başka ortak konularda bulunuyor. Sadece işte Filistinler ve İsraillerin Yahudilerin ya da bulduğu gibi İbrahim'in çocuğu olmaktan öte başka bir şeyler de bulabiliyorsunuz. Tabii sırf İbrahim çocuğu derseniz bir şey olmuyor aslında. Yetmiyor. Ona bakarız. Hepimiz Adem'in çocukları izleriz. Ya da işte kimse o Kromanyon adamı, Neandertal falan. Evet ama bir şey yaramıyor onu demek. Ortak başka şeyleri bulmak, anlamak gibi. Buradan çıkarak sizin araştırma gruplarından, bütün o tartışmalardan nasıl dersler çıkarabiliriz? Öncelikle şunu bir not olarak düşmek isterim. Hayıflandığım da bir nokta bu. Mesela grupların bir tanesi 35 hafta görüştüler, diğerleri 24 hafta görüştüler. Yani 24 hafta aslında tam bir şeylerin böyle harekete geçip de böyle tam etkileşimin başladığı döneme denk geldiği için 35 haftalık olan grupta çok daha derin değişimler ya da temaslar gerçekleşebildi. Ben onu bir kere not olarak düşmek isterim. Yani süre önemliydi. Özellikle bir grubumda çok güzel çatışmalar oldu ama onlar tam netleşemeden tekrar geri yerine gelmeye çalıştı gibi bir şey oldu. Yani süre önemli. Bunu sadece bir hayıflandığım bir not olarak düşmek isterim. Ama bu kendisi de başlı başına bir sonuç aslında. Yani karşılaşma evet. Denize merhaba dediğin demek ne olmuyor? Demek ki evet. Beraber oturacaksın, yemek yiyeceksin, çay içeceksin, kahve içeceksin. 24 hafta yetmiyormuş demek ki. Gibi evet. Yani evet. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Yani mesela bir grubumda kadınların olduğu bir gruptu bu. İki tane başörtülü kadın, iki tane başörtülü olmayan kadın. Bir de ben yürütücü olarak. Aslında bu kadın grubu ilk başlarda bunu da belki not edebilirim. Benim sonuçta başörtülü olarak böyle bir proje yürütmem de sıkıntılı addedilebilir. Çünkü ben de başörtülüyüm dış görünüş olarak. Aslında tam da bundan dolayı bir de başörtülü olmayan veya işte seküler aidiyeti daha ön planda olan bir grup yöneticisi yanımda olsun beraber yönetelim isterdim ama Türkiye'de maalesef grup terapisti arkadaşlarına ulaşamadım. Eğitim konusunda bazı sıkıntılar var. O başka konu. Ama mesela ilk başlarda ben bu kadın grubunda şeyi biraz sağlayabilmek için mesela başörtülü kadınların ikisi gelip de diğerlerinden sadece bir tane gelince üç başörtülü bir tane başörtülü olmayan hani buradaki asimetri rahatsız edici tabii ki hele de ilk başlarda güven oluşmamış. Ben o zaman öyle haftalarda başörtüsüz yapıyordum grubu. Sonuçta kadın grubu olduğu için şey de oldu. Yani hani orada böyle ufak şeyler hareket etme kabiliyeti kadın grubunda çok güzel işe yaradı. Güzel bir şey yakaladık orada ilk baştaki stresli dönemi ya da güven oluşum dönemini atlatabildik diye düşünüyorum. Mesela şey oldu İstanbul Sözleşmesi'nin tam iptal edildiği dönem. İki tane kadın eyleme gittiler başörtülü olmayan kadınlar. Başörtülü olan kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ne doğru bulmuyorlar. Tamam kadın hakları olması lazım ama işte kimliksel olarak biz buna ihtiyacımız yok gibi bir noktaları var. Grupta inanılmaz bir gerilim başladı. Yani sonra... Yani gerilim çatışma çok yüksekti o sırada. Sonra başörtülü arkadaşlarım bir tanesi İslami kimliğinin ona nasıl kadın olarak kendini kıymetli hissettirdiğini ve o İslami kimliğinden nasıl beslenerek zamanında daha önceki eşiyle olan işte önceki bir evliliğindeki
kendisini nasıl ayakta tutup da onu sonlandırabildiğini anlatınca orada birden tekrar ortak bir konu üzerinde bir duygusal temas oldu. Ondan sonra tekrar hep birlikte kadınların her kesimden kadınların yaşadıkları sorunlar konusunda tekrar birleştiler. Yani orada inanılmaz doğru anladım diye soracağım. Yani o kadın kadın olarak eski kocasıyla mücadele edebildi diyerek aslında boşanabildi. Orada bir aktör oldu. Boşanmanın aslında kararının etkisini söylemiş oldu. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'yle yakınlaştık gibi mi oldu? Evet, yani hayır, yakınlaştık değil. Orada şeydi, yani İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkması onu kadın olarak emansipasyonda onun kendi kadınlık mücadelesinde besleyen İslami kimliği var ya, hani o kimliği ona o kadar kendini güçlü hissettiriyor ki bu bize yeter. Hani o yüzden ben bunu doğru bulmuyorum derken evet, bu sefer orada bir iletişim oldu. Yani öbür tarafta onun neden karşı çıktığını anladı. Orada duygusal bir temas oldu. Sonuçta işte oradaki hikaye ortaya çıkınca bu sefer hani şeyler açılıyor. Alttaki bohçalar açılmaya başlıyor. Bu sefer orada hep birlikte beraber üzülebildiler onun eski yaşadıklarına. Yani o anlarda, o duygusal temas anlarında veya ne bileyim mesela bir grubumda bir arkadaş, başörtülü bir arkadaş çok cesur olarak dedi ki sonuçta bu dindarlık laiklik çatışmalarında çok ciddi bir sosyoekonomik konu da var. Yani sonuçta dindar insanlar 10 yıllarca sonuçta birazcık hani nasıl diyeyim Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda bir elit vardı ve dindarlık bu elite ait olmayı engelliyordu. Yani sonuçta şu andaki dindar kimlikte de insanların önceki ailesel nasıl diyeyim seküler aidiyetli insanlar daha çok birkaç nesildir entelektüel aile geçmişine sahipler. Öyle olunca da ya da daha şey aile yapıları olabiliyor. Mesela grupta en azından öyle bir örnek vardı. Bir tanesi dedi ki ya ben sizi kıskanıyorum. Siz işte ailenizde şunu görmüşsünüz. Ben görmedim bunları. Yani hani bu İtiraflar mı ya da bu samimi anlarda ufak şeyler aslında çok böyle yakınlaşma şansları ama tabii bazen o şans kullanılıyor bazen kullanılmıyor. İşte güvenli ve sürekli bir buluşma ortamı bunun için çok önemli. İşte şey var sanırım temas çok önemli. Biz bundan bahsediyoruz. Farklı gruplar bir araya geldikleri zaman işte sizin çalışmanızda da şeyi gösteriyorsunuz. Oradaki insanlar çocuklukta yaşadıkları travmalar, aile ilişkilerinden bahsettikleri zaman aslında dindar ve seküler olanın da benzer şeyleri yaşadığını gözlemleyip birbirleriyle travmaları ya da benzer hayalleri noktasında yakınlaşmaya başlıyorlar. Ama bu temas tabii ki şey olması gerekiyor bir taraftan da. Eşitler arasında bir temas mı? Buradaki güç ilişkileri ne? Her temas çünkü şeyi yaratmıyor. Grupların birbirine yakınlaşmasını yaratmıyor. Bazen de rekabet ortamı nedeniyle bir çatışmayı da besleyen taraf oluyor. Yani bir göçle dezavantajlı bir grubu şehirlere şey yapıyorsunuz, yolluyorsunuz. Orada enformal işlerde çalışıyorlar, suça karışıyorlar vesaire. Bir bakıyorsunuz o gündelik hayattaki şeye temas, eşitsiz, siz demin ifade ettiğiniz asimetrik temas şey yaratmaya başlıyor. Yeniden öfkenin ya da çatışmanın, kutuplaşmanın tetikleyicisine dönüşüyor. Siz tabii daha seçilmiş grupları bir araya getirdiniz sanırım. Kısmen değil ama tam dediğiniz çok doğru. Bu şekilde bir temas olduğu zaman iki tarafta hatta işte bir grubun süresinin kısa olmasına hayıflanmam ondan dolayı şey oluyor. Bu temastaki asimetri veya da işte ne bileyim entelektüel gene asimetriler ya da belki hiyerarşik asimetriler diyor ki ya evet ya bunlardan bir şey olmazmış emin oldum. Ya da işte ya evet onlar bizi hiç beğenmeyecek zaten emin oldum. Zaten aslında ben gruplarda daha henüz tam ifade edemedim yayın daha henüz hazırlama aşamasındayız ama bu aşağılanma hissi ya da işte beğenilmeme hissi ve aslında ait olmayı isteyip de ait olamama bir türlü o bahsettiğiniz köyden şehire gelip de bir türlü aynı göz hizasında muamele göremeyen çünkü oturup kalkmayı bilmiyor ya da ne bileyim bunu Çerkezler'de alıntı olarak yapıyorum oturup kalkmak yani sonuçta kamusal alanın kurallarına dair bir şeyi yok ailesel bir kültürü ona iletilmemiş yeni her şeyi yeniden öğrenecek ama öteki orada yetişmiş o çok iyi hakim oraya yani o yüzden o da bu sefer şeye götürüyor evet evet bunlar beni hiç beğenmeyecek zaten beni genel olarak aşağılıyor öteki tarafta evet evet bunlardan hiçbir şey olmaz ne bileyim bidon kafalılar mıydı bir şeyler vardı göbeğini kaşıyan adamlar mıydı yani çok doğru o yüzden şey önemsiyorum yani evet bizim kendi toplumumuz çok zor bir yerde bir toplum ve çok tarihsel travmaları olan bir toplum çok yarıklar var toplumda ama bu yarıkları
iyileştirebilmek için, o yüzden hassas, yani hem psikanalizin işte hem psikiyatrinin hem de sosyal bilimlerin şeylerini harmanlayarak bir şeyler yapabiliriz gibi geliyor bana. Ve bunu Almanya mesela, bu Frankfurt okulu da yapmış aslında. Yani hani tamam, çok başarılı olduklarını iddia edemem ama yani sonuçta bir şeyler mümkün ve bu toplumsal düzeyde bazı şeyleri dönüştürebiliyor gerçekten. Aslında aklıma bir şey geliyor mu? Hiç dağıtmadan, siz sormak isterseniz söyleyin. Buradan bir yere bağlayabilirim belki. Aslında bu arada süremiz hızla tükeniyor. Yani evet. Bugün bu muhtemelen bir dahaki haftaya ya da bir sonraki programda devam edeceğiz gibi hissediyorum. Çünkü daha tonla konuşacağımız şey var. Bence siz bağlayın. Bu arada sadece şöyle bir şey. Aklıma en azından bu programda şunu kısmını konuşalım. Yani ilgilendiğiniz, uğraştığınız, bu aralarındaki çatışma ve gerilimleri anlamaya çalıştığınız insanların yaşadıkları aynı memleket. Aynı memlekette besleniyoruz hep beraber. Bu şey, havuz bu yani. Aynı evet. Çanağın içindeyiz. Mayamız aynı. Maya aynı. Yani dolayısıyla mesela işte sizin gene yazdığınız metinlerden biraz aktararak söyleyecek olsam. İşte ataerkillik, otoriter yapılar. Yani aslında çok da öyle şu tarafın daha fazla, bu tarafın daha az falan diyebileceğimiz yok. Bunlarla nasıl bağlayabiliriz belki? En azından böyle bir yerden şey etsek. Veya işte kullandığınız bir takım kavramlar var mesela. İşte kültürel ergenlik teorisi alıntılıyorsunuz. Üç aşağı beş yukarı hep beraber işte bir yabancıyla bir karşılaşma denen şeyi, işte dindarı da seküleri de yaşıyor. Hepsi için kafasında bir takım yabancılar var. Bunlardan biraz esinerek o ortaklık ve ortaklıklardan bahsetsek en azından. Veya sizin gruplardaki konuşmamızın başında biraz Serkan'ın da sorusuyla biraz değinmiştik aslında. Yani anneden babadan gelen bir takım, işte benim ailem şöyle, senin aile böyle gibi şeyler var. Ama kendi içinde bölünmeler var diyorsunuz ya. Ama kendi içinde bir şey var aslında, birliktelik var. Kendi içinde de bir sürü şey var aslında. Dolayısıyla bu kendi içindeki parçalı, işte bölük falan aileler ve toplumun ortaklıkları arasında böyle bir bağ kurabilir miyiz? Ya aslında tam o parçalılık hali zaten mesela bu psikoterapide de önemlidir. İnsanın farklı kişilik parçalarını entegre etmek. Travmanın da zaten öyle bir şey vardır. Travma insanın kişiliğinde parça yarıklar açar. Parçalı parçalı parçalar olur. Hani maksat onu tekrar bütünleştirmek, entegre etmektir. Aslında hem bireylerin içindeki farklı kimlikleri hem de toplumun içindeki farklı kimlikleri entegre edebilmek. Oradaki o ayrışmalar boyunca olan şeyleri yeniden iyileştirerek böyle bütünleştirebilmek önemli, ama bu demek değil ki hepsini eritelim, ortak bir, bu Amerika'daki melting pot var ya, hani ortak bir şeyde eritip bütün kimlikler bir olsun değil. O yapılmaya çalıştı, zaten olmadı. Ama hani orada aradaki sınırları biraz daha geçişken hale getirebilmek belki şey. Ben burada şey aklıma geliyor. Bunu demin de buraya bağlamak istiyordum aslında. Ben şunu düşünüyorum. Şimdi ben dediğim gibi birazcık kader mi denir, tesadüf mü denir, neyse. Ben eğitimim esnasında Viyana'da bir göçmenken yani psikiyatri literatürüne ulaşabildim. Yani benim konularım da bunlardı. Ve buradan çok beslendim. Ve beni orada bir öteki olarak, bu arada ötekiliği ben Türkiye'den de tanıyordum. Ben çocukken 8-9 yaşındayken hatırlıyorum, işte annem Çerkez, babam Türk. Ben o zamanlar sorduğumu hatırlıyorum. Anne, ben hem Çerkez hem Türk müyüm, yoksa ne Çerkez ne Türk müyüm? Yani hani bu Türkiye'de aslında çok çocuğu meşgul eden bir şey. Yani bizim zaten parçalı kimliklerimiz var. Viyana'ya gittiğim zaman orada başka bir ötekisiniz. Bir de şu var, Viyana'nın da seçilmiş bir travması olarak Türklerin Viyana kuşatmasını saymamız lazım. Hala da aktif bir travma. Oradaki göçmenler arasında en sevilmeyen göçmen grubunun Türkler olduğunu hemen hemen herkes söyleyebilir size. Çünkü bu tarihten gelen bir şey de var. Sadece Türklerin Yozgat'ın köyünden çıkıp oraya gitmesiyle ilgili değil. Yani Viyana'da da büyük bir rezerv var Türklere karşı. Neyse, oradaki o zorlukları aşarken bana bu Wieland Mahlait dediğim kültürel ergenlik konseptini de o geliştirdi, ama onun bir tane yabancılara yaklaşırken ki duygular modeli var. Ben bundan inanılmaz istifade ettim. Çünkü yani bu öteki olarak ve ötekiyle karşılaşırken ben hem ötekiydim hem de diğerleri benim ötekimdi. Orada yaşadığınız duygusal hayal kırıklıklarıyla baş etmenizi çok kolaylaştırıyor. Bunun süreçlerinin bir parçası olduğunu, bu hayal kırıklıklarının normal olduğunu anlamak.
Wieland Mahleit diyor ki Wolf'le birlikte iki arkadaş, Mahleit ve Wolf bunu geliştirenler, çok eski yıllardan işte 900'lerin başında Lundquist diye bir duygusal emosyon sosyoloğu var. İşte duygu sosyoloğu denir belki, bilmiyorum. Onun modelini alıyor, diyor ki Lundquist'in modeline göre bütün duygular, 5 tane temel duygu var. Bunu farklı sayıda söyleyenler var ama o diyor ki 5 temel duygu var ve bunlar ne yaparsak yapalım belli bir sırada gerçekleşir. İşte ilk önce bir işe başlamadan önce merak olmalı, ilgi olmalı. Sonra korku gelir, sonra öfke gelir, sonra üzüntü gelir, en sonunda başarı olur. Yani bu bütün yaptığımız işlerde bu 5 duygu belli bir sırada gelir, ortaya çıkar diyor Lundquist. Mahleit ile Wolf de bunları alıyorlar, diyorlar ki iki öteki, iki yabancı birbirine yaklaşırken bu duygular belli bir sırada ortaya çıkarlar. İşte öncelikle birbirine yaklaşabilmeleri için merak olması lazım, ilgi olması lazım. Ve tabii sonuçta karşı tarafı merak etmezsen yaklaşmazsın. İşte öbürü diyor ki İspanyolların mutfağı ne güzel, işte Türklerin kıyafetleri şöyleymiş. Yani hani bir merak başlatıyor. Siz ne yapıyorsunuz diye. Sonra aradaki mesafe azaldıkça neyle karşılaşacağını bilmemekten dolayı bir korku oluşuyor. Eyvah çok yaklaştım. Eyvah ne olabilir? İşte öbürü bir şey yapabilir. Bu korkuyu aşabilmeniz lazım devam edebilmek için. Kimisi bu korkuyu aşamıyor direkt, ama tamam neyse ben kendi güvendiğim arkadaşlarıma gideyim diyor. Ama eğer korkuyu aşarsanız yaklaşmaya devam ediyorsunuz. Bu sefer temas oluyor. Ve bu temas duygusu her zaman agresif ve öfke. Çünkü düşünün, farklı öteki başka bir kültürel normlarla sosyalleşmiş. Onun yaptığı şey size ayıp geliyor. O sizi kırıyor, siz onu kırıyorsunuz ama aslında sizin kültürünüzde o kırıcı demek değil. Yani o tam buluşma anı yaklaşmaya devam ederse sürtüşme, öfke ve agresyon duyguları var. Bunu da tahammül ederseniz, burada hala kırmazsanız, kopmazsanız bir sonraki duygu üzüntü ve bitkinlik. Yani çünkü o karşılaşmadan dolayı kırgınsınız, üzgünsünüz, neyse artık. Buna rağmen hala bağlantıda kalabilirseniz en sonunda mutluluk ve başarı var. Yani başarıya gidebiliyorsunuz ama öncesinde o korkuyu, agresyonu, öfkeyi ve üzüntüyü tolere etmeniz lazım. Eğer bunları tolere etmeden direkt zıplarsanız derinliksiz bir ilişki olur zaten. Hani o şeyi vermez. Mahleit diyor ki ve Wolf bunları yaparsa, işte iki yabancı bunları aşabilirse ondan sonra asıl o başarılı bir karşılaşma ve tanışma oluyor ve iki tarafın zenginleşmesiyle sonuçlanıyor. Bunu biz Alman toplumunda veya işte Avrupa toplumlarında kolektif düzeyde eğer o hayal kırıklıkları tolere edilemez ayrılırsa gettoları görüyoruz zaten. Paralel toplum dediğimiz o oluyor. Bireysel düzeyde de işte küsüyor, kendi kabuğuna çekiliyor. Sadece Türklerle olan bir sokakta yaşıyor ve hiç temas gerçekleşmiyor. Aslında bu Türkiye toplumunda da çok geçerli. Yalnızca Türkiye henüz çok bakir bu konularda. Yani hiç konuşulmamış bu şeyler, boca edilmemiş henüz buradaki söyleme. Serkan, çok acil bir şey demeyeceksen bence programı kapatmamız lazım. Vaktimiz bitti çünkü, ama bence iyi bir yerde kaldık. Bir sonraki program için virgül koymuş olduk. Sadece şey söyleyeyim hocam. Yani şimdi Ayşe Hanım anlatınca o beşli duygular şeyi biraz korkmaya başladım. Yani çok fazla çaba gerekiyor belki o derinleşmek için. Ama tabii ki derinleşmek de gerekmiyor her ilişkide. En azından düşmanlaşmayalım. Bunun için de o kadar büyük çabaya gerek yoktur sanırım. Bir kere o siklusu dönünce ondan sonrası kolaylaşıyor. O ilkini yapmak en zoru. Evet. Tamam. Bunun üzerine bitirelim. Çok çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok heyecanlı bir programdı benim için. Çok öğreticiydi. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok memnun oldum. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Bayatov'un hazırlamış olduğu Medyaskop'la birlikte Bir Arada Yaşarız programının sonuna geldik. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.